Yeniden selamlar arkadaşlar, selamlar selamlar. Şöyle saçımı açayım, biraz başım ağrıdı. Ne yaptık? Araba çalışıyor, evet. Eda'nın babasının arabasına akü problemini giderdik. Biraz tuzlu oldu ama yapacak bir şey yok. Ya daha doğrusu tuzlu demeyeyim de, bu dönemde artık her çıkan ekstra masraf tuzlu oluyor. Yani mesela 50 liralık bir şey çıkmasın yani, hani anladın mı? Hesap dışında. Yoksa sıkıntı yaşıyorsunuz. Bebeğim kalktığında bana bir bardak su getirirsin. Duydun mu? Ve evet arkadaşlar, Northgard'ın hikaye moduyla devam ediyoruz. Sanırım 10. bölüm, sondan bir önceki bölüm. Heyecanlıyım. Herhalde ben bu iki bölümü üst üste çeker bugün bitiririm. Yavaş yavaş da YouTube'a atarım. Benim ona ihtiyacım yok, kapatabilirsin. Sıkıntı yok. Bakalım, basalım hikaye moduna. Evet. Yani süre gelen ta şuradan 1. bölüm. Toplu göç, karaya çıkış, yerleşim yeri, ticaret savaşı, bedel ödetme, buradan bir adaya gittik, müdahale. Jotunheim, yarışma ki en sevdiğim bölümlerden biriydi. Sarsıntılar ve Fimbulwinter. Fimbulwinter. Kış demiştik. Kış deyince ayıları seçeceğimi söylemiştik. Bifrost'ta açılan dar geçit Bergelmir boğazına ulaştık. Buralarda kışın pek sonu gelecek gibi görünmüyor diye ayı klanında hatırlarsanız son bölümde kış konusunda epey başarılı olduklarını hatırlarsınız. O yüzden ayı klanını seçeceğiz. Borgild bizlerle birlikte olacak ve ayısı. Borgild'in ayısı, zırhlı ayı. As we neared Bergelmir's throat, we were greeted by an eternal winter. Eternal winter. Fimbulwinter. And that alone was one of our mightiest foes yet. But as the Norns would have it, something much deadlier than cold and starvation. Artık videolarda sigara içmemeye başladığımı da fark etmişsinizdir umarım diye. Bunda bir dipnot düşeyim. Evet, bir buzdan duvar var. Biz buzdan duvarı görünce neyi hatırlıyoruz? Game of Thrones. Charging. Hava ısınıyor diyordun Halvard. Evet, sözümün arkasındayım. Neyse ki daha iyi kıyafetlerimiz var artık. Eagle çıplak tabi. Fimbulwinter. Fimbul ne? Güzel çeviri yapmışlar aslında da. Bazı yerler işte. Sonsuz kış tatlım. Hani hayırlar ola falan kısmı çok geriyor beni yani. Öyle çeviri yapmana gerek yok yani. Hani o kültürde o yok yani. Hayırlar ola, selamlar ola falan. Yok yo, öyle yazmışlar altyazıda Türkçe. İşin kötü tarafı buzdan duvara asla geçemeyeceğiz. Nedir o? Yılın sonu, yolun sonu. Hayır hayır. Sonsuz derken şiirsel anlamda. Birkaç yıl kadar süren, son derece çetin geçen bir kış mevsimi. Birkaç yıl sürüyorsa mevsim değildir o yani falan. Neyse. Ragnarok. Müjdeleyicisi. Efsaneler filminin Ragnarok'un müjdeleyicisi olduğunu söyler. Yani efsane doğrusa. Redrung. Amacına ulaşmaya oldukça yakın olabilir. O zaman sadece Bahar'ın gelmesini bekleyeceğiz. Bahar artık o kadar da çekici bir şey olmasa gerek. O da ne? Kar fırtınası nihayet dinde o ucube şeyler nedir? Ucubeden kastın ne bebeğim? Göremiyorum ben ama. Gerçekten öykücü görünüyor. Neyse ki soğuktan donmuşlar. Herhalde orada bir kar topçukları falan vardı. Onlardan bahsediyor. Yaratıklar da çözünecektir. Ne kadar garip bir duygu. Biz genellikle kışın gelmesinden korkarız. Bitmesinden değil. Bergelmir boğazına baca şeklinde bir geçittir. Biz de onun gin... tamam. Saldırıların yoğunluğunu azaltmak için yerleşim yerlerimizi yayalım derim. Bayağı uzun bir konuşma yaptılar. Yani bir 5 dakikadır sohbet ediyorlar. Borgild ve ben orta kısmı savunurum. Bu bizim seçtiğimiz klan. Halvard sağ kanadı savunacak. Eyvallah. Liv sol tarafı savunacak. Aha. Fimbulwinter son erdiğinde gelecek olan saldırılara karşı... Tamam, belli bir süre var. O süre bittiğinde 4 yıl. Ölümün ordusuna karşı hazır olmamız isteniyor. Hemen bir keşif izci şeyi.
Sonra bir ev. Şöyle iki kişi falan yapabilse evleri çok güzel olmaz mıydı? Ohoy. Çok acil bir şey düzenlememe gerek yok. Şimdi odun gidiyor. İlk odun çıkacak yere bir şey yapmam lazım. Bunlar limandan şey sağlıyorlardı. Biraz daha hızlı gider misin tatlım? Teşekkür ederim, evet. Bir orman, ilk orman çok güzel olurdu ya. Gerçi o oraya gidene kadar... Aha, ormanımızı bulduk. Hemen kolonileş... Kolonileştirme abi, şunu söyleyemiyorum kaç bölümdür. Kolonileştirme, evet. Eda ile yan yana dura dura biz de disteksi kaptık. Hemen şuradaki balıkçı barınağını almam lazım çünkü bunlar fena balıkçı, biliyor musunuz? Gerçi burada da et var. Aa, ite bak. Aa, gerçi ben uzak orası. Kızma kızma. Oduncu barınağı tamamlandıysa git çalış birader. Burada da mı yiyecek var? Çok güzel aslında. Burada başka bir şey var mı? Deprem mi oluyor? Ne? Yukarıda tepiniyorlar değil mi? Bunu içselleştirmemiz ne olacak peki? Halvard bir ziyafet düzenledi. Keşke bize de etkili olsaydı diyeceğim. Oldu. Bak bu güzel hareket. Bahar. Baharın gelişine şey yapmam lazım. Ha, burada taş da var. Şurayı bir alsam çok güzel olur. Bilgelik taşı var orada. Bir sonraki çıkan köylü oduna gidecek. Yaha. Go bakalım. Oy. Şurayı alıyorum hemen. Avcı yeri yapacağım. Geyik gerektirir, tamam. Yapamayacağım. Odundan kısayım çünkü. Burada demir ve orman var. Burada ne var? Kurt var. Kurtlar o kadar sıkıntı değil. Heh, geyik geldi. Acil odun biriktirip şu taşı bir toplayın abi, bana oduncu barınağını yükseltmem lazım. Gerçi şurayı alabilirim. Koyunları da keserim ama yiyeceğim yok o kadar benim henüz. Yani iki kişi şu an yiyecekte çalışıyor. Yani balık en önemli kaynak aslında. Şuraya acil çıkmam lazım mesela.
En yakınlardan şuradan oluyor. Burası ne? Geyik. Bak. Burası ne? Kurt ini. Ama ondan önce benim bir yiyecek deposu falan yapmam lazım ya. Şiddetle. Mi oranın kapasitesi abi, yapma ya. Evet, işçi. Ekstra kış gelecek değil mi bir de şimdi? Ekstra ekstra kış. Yani öyle böyle kış değil o. Ekstra ekstra kış. Burası önemli olacak da askere de gitmem gerekecek. Lan benim bölgeye benzettim. O da bir balıkçı bir şey yapmış. Şuradan ete ve balığa çıkacağım da oduna taşa da gidebilirim ya. Kararsızlık. Önce köy merkezini geliştirmem lazım bir. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Yes. Hızlı gelecek nüfus. O önemli. Orman. Acaba ikinci ormana mı, ikinci, üçüncü yemeğe mi gidesem? İkinci ormana gideyim bak. İki tane yemeğim var zaten. Hey. Koyunlara ağıl yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Acaba dedim hal var. Var diye bir aksiyon alabilir miyim diye düşündüm ama. Taş yapmayacağım abi henüz. Eve de ihtiyacım yok. Burada kıştan kışa geçince böyle pembeleşiyor böyle. Normalde hani beyazlaşıyor ya böyle. Burada pembeleşiyor falan. Yemeğe tadın veren pembeleşmiş soğandır. Tandır. Hı? Thunder Boys. Şimdi biz uçtuk. Acaba bir ziyafet düzenlesem mi? Evet. Diğer klanlar kışın çünkü çok güçlü olmuyorlar. Onlara bir nebze de olsa yardımımız dokunur bu şekilde. Gemi yapacağım. Başka Kverns. Ben para kaynağı yok çünkü. Ve geldi. Nedir bu? Hayır. Evet. Sonra alacağım kolonileşmeyi. Belki alırım, onu da emin değilim. Ama %30 çok iyi bir miktar, yani onu söyleyebilirim.
Viking gemi limanı. Kvarns, bilgi veya şan. Bana bilgi lazım. Şu anda şan hiç umurumda değil. İzci keşif yaparken öldü. Çirkin bir laf ya. İzci keşif yaparken öldü diyor. Zaten izcilik olayım da burada sona erdi. Evet. Evet, şu izciyi. Bu bina dolu. Sen gel abi. Şu kış geçmeden savunulan bir bölgeyi koloniyeleştiren. Çay. Hayır. Şey yapıyor bunlar. Olur. Yeşil çaycı olmadım. Bir ev ihtiyacı olacak yalnız yakında. Yalnız kış bitmiyor burada. İlk yıl çoktan bitti bile. Fil bültürü bitinceye kadar 3 yıl daha var. 3 çarpı koymuş. Hava şimdiden ısınmaya başladı bile. Siz neyin dayağını yediniz böyle? Demir çok uzak ama ya, bir de herife yakın yani. Aa, bunu ayarlamadık. Aa, iyi, Allah'tan bilgelik için çalışıyor. Sen bir gel. Ya tamam da. Şimdilik boş dursun hadi.
3 yıl var daha. Ev. Daha iyi ev falan da bir şey diyorlar mı demiyorlar. Bir tane balık üretim binam var ama. Oduncuları geliştireceğim de ekstra oduncu binasına ihtiyaç duymak istemiyorum yani. Şu kolonileşmeyi alacağım bir sonraki sefer. Ama 50 Qwerns... Para cidden az yani. Evet. Tükenen kaynaklar. Ah, taşı kaptı. Taşı dedim, demiri kaptı. Ben de taşa yürüyeceğim, ne yapalım? O orayı savunacak o zaman. Odunu arttıralım biraz. Kule yapacağız çünkü. Bir tane yapalım hatta. Aslında askeri birliklere gidebilirim şimdi ama abi yok gerçekten. Kış geliyor. Winter is coming eda. Teşekkür ederim bebeğim. Ya ticaret merkezi yapayım da ne getirisi olacak ki bunun bana?
Olur mu? Deneyelim. Denemekten. Ticaret merkezi işe yarıyor canım. Ya mesela yan klan var şurada. Onları yiyecek satarım, bal satarım. Ha evet. Viking zamanı oynuyorum aşkım. World Trade Center'dan bahsediyorsun. Tamam. Tamam. Yani gerçekten Allah şuradan ona kıyı var mı? Neyin mutsuzluğu? Daha iyi ev ihtiyacı. Para yok para. Acemiler para yok. Para üretim ana. Yapayım şu denizciler güya Qwerns getirdi. Qwerns. Tamam. Bir tek derdiniz bu mu? Bak onu yaparım. Sonra böyle hayvan gibi büyümezseniz bacağınıza tükürürüm ha. Of, çok sıcak şeyleri de içemiyorum ha. Bak, yapıyorum gelişmiş evi. Oğlum siz nüfustan niye hoşlanmıyorsunuz lan? Ne kadar kalabalık o kadar iyidir ya. Manyak mısınız? Evet, bunu arttıracağım sanırım. Bir tane daha gemi yeri yapmayacağım. Yazık, bunların sırtı da duvara verili. Bunlar da mı öyle? Aynen kanks. Bir de paralarını alıyorum yani. Thank you.
Bak benim önümü tıkadım burada. Bak karışmıyorum sonrasına. Haberin olsun. Sonunda bir işçi çıkabildi. Şey yıktılar değil mi orada? Dışarıda da bir şey oluyor. Duydun mu? Vololo, ah yardım, pardon, yanlış oldu. Çok güzel yapmışlar. Vololo. Hayo. Koyunları kestim. Hiç istemesem de yaptım bunu. Uç sınır karakolları oluşturmaya başladık artık ama benim gerçekten biraz nüfus patlamasına ihtiyacım var. Yani nüfus artışını seçtim bir de ya. On demir mi? Ayıp söylediğiniz şey ya. Bölge, 8 bölge, biracız. Başka ne mutluluk veriyordu bunlara? Biracız. Hani bu biracız anlamını. Kötüydü, tamam. Hadi 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 hadi. Köylü bekliyor, buradan para basacağım. Git 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 git. Yağmaya katıl hemen. Gözüm görmesin. Oo ya.
Ana müziği çalıyor. Güzel müzik ya. Lim ne yapıyorsun sınırların dışında? Alırım bak oraya. Hatta alıyorum. Başka işçi çıkmadı mı gerçekten ya? Para, parada kısayım. Bu klanda para sıkıntısı var işte. Ne yapacaksın? Yok para yok para. Valla bir oduncuyu çevireyim. Yeteri kadar odunum var. Ticaret yapayım. Birine başka bir şey daha satayım. Odun satayım falan. Yemekte de problemim yok. Ya para da hariç her şey... Tamam yani. Abi bir tane mi yapabiliyoruz peki? Anlam veremiyorum. Yani odun satayım abi o zaman. Hayır 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 hayır. Oh. Evi geliştirmem lazım çünkü. Biracız. Şunu çok kötü buraya yaptım aslında ya. Ne kadar kaybederim? Hiçbir şey kaybetmem ya.
tane işçi var, her şeyi onunla yaptırıyoruz ya. Şuraya bilimhanı daha mı yapsam acaba ya? Bir yıl daha geçti, efsane doğruysa gelecek yıl sıçtık. Öyle mi diyorum? Yok, ben diyorum da. Patlayacak değil mi o? Allah kahretmeyeyim ya. Anca şan topluyor. Ne yapacaksak? Şunu yıkıyorum abi. Çok bir şey kaybetmiyorum. Aslında çok baştan yapmam ya. Çok baştan, lafa bak. Bayağı baştan yapmam lazımdı ya. Adam kralların mihrabı çıkıyor. Paraya bak, parayı nereden buluyor bu herif?
Çağırdı yanlışlıkla hayvan gibi taş ürettik değil mi? Çalışan olmayan binalar abi. Bir tane iş çıkartabilirim oradan yani. Yani ona da param yok. Hadi lan orada. Ama güzel kafaymış o. Büyük ihtimal co-op oynarken falan çok işe yarar bu. Bölgeyi aktar mantığı. Şu an biraz orduyu büyüttük. Aynı yere yapamıyoruz. Mutluluğuma ne engel oluyor şu anda benim? Ne? Ha. Yani şu ormanı da alsam aslında fena olmaz ama winter is coming baby. Baldur'un lütfu. Mutluluk kazandık. Önemliydi. Witches önemli. Nerede kalkan taşıyıcısı, balta atan? Biracız. Tonla. İsimleri de var. Her birinin ayrı ismi var. Her karakterin bu arada. Yani her
işçinin Sigvat, Bothild, Vekel, Olof, Skopti, Skopti. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hı? Olof. 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 Ben Olof demeyi seviyorum belki. Olof. Oğlum bak git buraya kule inşa et. Kule inşa et. Neyse. Adamda kralların mihrabı var ya. Kesin bunda da vardır ha. Bakayım. Yok. Filbum, Fimbulwinter. Biraz ısınalım bakalım. Ucubeler geliyor. Ya niye öyle diyorsun? Ucubes, oha yalnız. Bu son akın olacak. Aa biri. Anyone help? Any? Can anyone? Savunduk, savunduk. Hepsi bana saldırdığı için. Ama gerçi şimdi hakkını yemeyeyim yani. Orada bayağı bir sınır kasabası aldım yani. Sınır bölgesini ben kolonize ettim. Bu gerçekten çok çetin bir savaştı. Savaştan geri kalan diğer şeyleri toplayın ve yaralıları iyileştirin. Hadi bakalım. Buz duvarı eriyor. İçimdeki savaşçı ateşi sönmeden buradan çıkalım. Ya Egil. Bremen ya. Umarım duvarın ötesi bu kadar soğuk değildir. Bu kadar kar artık benim için bile fazla olmaya başladı. Sanırım botlarıma kırağı kaçtı. Lafa bak. Botlarına kırağı. Evet. Kırağı kırağı. İçimden bir ses.
daha en kötüsünü görmedik diyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bergelmir boğazının ötesinde Bifrost ve Wedrung var. O deli adamı durdurmak zorundayız. Devam etmeliyiz, evet. Aslında her ne çıkarsa çıksın karşımıza. Northgard'ın kuzey sınırlarına iyice yaklaştık. Emin olduğum tek şey daha fazla kan. Gözyaşı. Marş Bifrost'a doğru. Chapter 10 başarı. Ve Bifrost bölüm 11. Kış mı olacak acaba? Bilemedim. Bilemedim acaba hangisini şey yapsak. Asgard'a giden efsanevi bölümde. Neyse ne. Arkadaşlar, bu artık bir sonraki bölümün konusu olacak. Şimdilik bu bölüme eyvallah diyorum ama ben bugün bitiririm bu konuyu. Çünkü çok merak ediyorum. Şu anda elim kaşınıyor. Ah. Acaba hangi hero'yu oynasak bir sonraki bölümde? Aa, bilemiyorum. Hepsi çok güzel aslında klanların. Liv oynayacağım gibi geliyor ama bakalım. Neyse, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu bölümü sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.